İlişkilerle ilgili nasıl yardımcı oluyorsunuz? Öncelikle ruh eşimizi çekebilir miyiz kendimizi? Kesinlikle çekebiliriz. Ben çektim, herkes çekebilir. Siz nasıl çektiniz? Hakikaten çok güzel çekmişsiniz. Ben evlenmeden önce bir hayal tablosu yapmıştım. Şöyle bir karton. Evet. O kartona eşimi, iki tane kızım olsun diye. Kızlar dinlemiyorsunuz. Bak ruh eşimin bak bir karton yapıyor. Hiç genç kızlar dinliyor mu burayı? Heh, dinliyor musunuz şurayı? Dinleyin. Karton yaptın. Karton yaptık. Evimizi yapıştırdık, arabamızı, işimizi. Ondan sonra da eşe geldi sıra. Eşim bana değer veren bir eşim var diye kocaman yazdım. Altına da nasıl istediğim özellikleri neler, nasıl bir eş istiyorum onu Allah yazdım. Allah aşkına çocuğa baksın diye yazdın mı oraya? Merak ediyorum. Çocukları seven diye yazmıştım. Ha, evet. Çocukları seven, güzel, doğru. Ama şunu da eklemiştim, ev işlerinde bana yardımcı olsun. Çünkü hayat müşterek biliyorsunuz. Kesinlikle katılıyorum. Ben bir bakıyorum, çamaşırlar yıkanmış, katlanmış. Şimdi mesela, teta mı bu? Evet, yardımcı almaya çok zor ikna ettim eşimi. Çünkü çok titiz bu konuda. Ya eşin yorulmasın diye alıyorsun. Kızı, yardımcı kızımız yapıyor, arkasından o da yapıyor. O da yapıyor. Yalnız hakikaten öyle, maşallah, maşallah. Geldi yukarıda ben makyaj yapıyorum. Çocuk ağlıyor. Baba gayet güzel bakıyor her şeyiyle ama çocuğa da çok olumlu yansımış. Kesinlikle nasıl bir eş istiyorsak onu yazmamız gerekiyor. Biz yazdığımız zaman beynimiz ona odaklanır ve görsel hafızamızı çalıştırırız. Ve onu gözümüzün önüne koymalıyız. Yani yatak odamıza mesela. Her gün kalktığımızda bizi motive etmesi için böyle bir eş var ortada. Ve bunun için ben hazırım.